son şunu sorayım buradan devam edelim. Alpay'ın milletvekili kariyeri mi daha iyi futbol kariyeri mi sence? Alpay çok iyi futbolcuydu. Avrupa'da da oynadı. Abi milletvekili kariyerini bilmiyorum ama sonuçta devletimizin bir milletvekili her şeyden önce saygı duymak lazım. Milletvekilimiz yani bizim yani kardeşimiz. Saygısız ol demiyorum da bence milletvekili kariyerinde hüt hüt ona giydir buna bana da giydiriyor bu arada ama giydiriyor. O zaman o, o, o. ben Al Giydirmez. <laughs> Yok canım giydirsin. Ben şeye gülüyorum. Ne zaman bu kadar politik oldu anlamış değilim yani. O yüzden yani, bir misyonu var demek ki onu iyi değerlendirmek istiyor. Yani e, onun için yani e, saygı duymak lazım. Herkesin yaptığı işe saygı duymak lazım. Peki e, sen sinan Engin'sin sonuçta. Sana e, şeyden milletvekilliğinden siyasetten teklif hiç geldi mi bir? Bir de ikinci Yok. soruyu sor. ...bir de ikinci soruyu soracağım... E, ...Fetullahçılar sana da kancayı taktılar mı? Çünkü sen iyi bir örgütçü adamsın... ...transferde e, istediğini alabilen bir adamdın. Yok... ...hiç hayatımda... ...karşılaşmadım, tanımadım... ...hiç de denk gelmedi... ...hep ortamlarımız, şeylerimiz ayrıdır... ...yani bizim ortamlarımız... Demek... ...ayrıdır, Herkes hiç birbiri... denk gelmedi... Herkes <laughs> birbirini biliyor o zaman öyle mi? Yok, hiç denk gelmedi, evet... ...bana hiç denk gelmedi, yani hiç karşılaşmadım... ...hiç muhabbetim olmadı... Yani o cenahtan da yani çok böyle tanıdığım insanlar da yoktur. Bilmiyorum. Peki e, şimdi ilginç bir tablo oldu. Mehmet Büyükekşi e, me, e, insanları Riyad'a götürdü diye orada oynatmaya götürdü diye suçlandı. Benim kanaatim e, Mehmet Ekşi'nin böyle kendi başına bir irade, Mehmet Büyükekşi'nin böyle bir iradesi Bence olamaz. Bu sonuçta bir karardı. Ve ben Dursun Özbey'in de Ali Koç'un da zamanında itiraz etmediğini e, düşünüyorum. Bu olayın perde arkasını anlatır mısın? Ben doğru olanın hiç gitmemek olduğunu düşünüyorum. Yani aynı fikirdeyim ama Mehmet Büyükekşi bunu e, kendisi istemiş. Kulüplere de kendisi aynı şekilde beyan etmiş. Ve kulüplere cazip gelmesinin sebebi hem bir para veriliyor. İkincisi de orada büyük bir transfer pazarı olduğu için bunu Ali Bey de, Ali Koç da, sevgili Ali Koç Başkan da aslında söylemişti. Bu pazarda acaba işte bir iki futbolcumuz satılabilir mi? Yani orada teklif gelebilir mi? Bu cazip gelmişti. Ama Mehmet Büyükekşi Futbol Federasyonu'nun burada bir acemiliği var. Organizasyon şirketine vermişler bu işi. Hmm. Organizasyon şirketi bu yazışmaları yaptığı için yani burada boşluklar var. Yani bazı şeylerden kulüpler emin olmadan oraya gitmişler. Yani istediklerini tam yazılarda netleştirmemişler. Ondan dolayı gitmişler. Hep arkası boş. Bazı cevapları alamadıkları için kulüpler oraya gittiler. Ve orada da bilhassa da bu işin olmayacağını bence sevgili Ali Koç mu zaten. Paf takımını da getirmiş yani. Oraya dikkat ederseniz. Onun için yani bence bu iş tamamıyla bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani 100. yılımızda Arabistan'da oynanmasının bir yanlış oynadığını düşünüyorum. Bu Ankara'da oynanabilir, deprem bölgesinde oynanabilir. Yani İzmir Atatürk'te oynanabilir. Yani çok oynanacak yer var. Türkiye'de ama Türkiye'de nerede oynansa olur. Aynen ama Arabistan'da dediğim gibi ilk baştan kulüplerin hoşuna gitti. Para gelecekti ama sonra isteklerini organizasyon şirketi bu işi beceremedi diyebiliriz federasyonla beraber. Peki masasında Tanju gibi efsane futbolcu geldiğinde tanımayan bütün herkesin birader sen buraya nereden geldin diye sorduğu bir Mehmet Büyükekşi. Allah aşkına toptan anlıyor mu? Bu federasyonu yönetebilir mi? E, bu biraz gülünç olmuyor mu? Sence istifa eder mi? Ben istifa edeceğini düşünmüyorum Enver'ciğim. Neden? Çünkü e, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor çok. Çünkü e, grup lideri çıkmışız ve onun keyfini süreceğini düşünüyorum. Yani e, onun işte e, sorumlusu benim. Bu bu takımı ben yarattım. Montella'yı ben getirdim. Dolayısıyla ben istifa falan edeceğini falan düşünmüyorum. E, futbolu bilmediği yönünde de evet daha önce Antep'in başkanlığını yapmıştık. Gaziantep'in. Ben hayatımda bir kere karşılaştım. Sarıldık, öpüştük, muhabbet ettik. Fatih hocamızın Adana'da cez, e, cenazesine gitmiştim annesinin. Orada karşılaştım. Ondan başka da hiç bilmiyorum. Ama e, evet tanıyabilir. Doğrudur Tanju'yu da tanıyabilir. Belki ben de ekranlara çıkmasaydım belki beni de tanıyam tanımayabilirdi. Ama e, maalesef Türk futbolunu işte e, bu insanlar yönetmek zorunda kalıyor çünkü. E, bazı şeyler, i̇yi başkan mı sence? Ya iyi başkan dersem şimdi yalan olur. Çok hataları var. Bana göre iyi başkan değil. Çok hataları var. Yani yönetme konusunda Envercim çok hataları var. Bir kere kulüp başkanlarıyla ilişkileri çok kötü. İşte bizim e, Ejmer Saral e, İstanbul Spor Başkanı. Randevu istedim dedi. Biz seni randevu alamıyor. Nezalet. Yani bir kulüp başkanı. Yani kulüp başkanlarını e, şirketin patronu bu da genel müdürü onların gibi falan yani görüyor kulüpleri. Hayır öyle değil. Senin birinci sorunun bir kere kulüp başkanları. Ama bu federasyon bu federasyonu bu e, kulüpler seçti. Onun için çok da fazla da dikkat edersen fazla ses çıkmıyor. Canı yananın sesi çıkıyor. Bırakmalı diye. Onun dışındaki Mehmet Büyükekşi'nin saraydan bağımsız bir iradesi olabilir mi? Yani saray istifa etse istifa etmek zorunda değil mi? Demek ki saray da orada kalmasa devam diyor. Yani bence Sayın Cumhurbaşkanımız e, bence çok fazla şey yapmıyor. Bu konuyla ilgilenmiyordur bence. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız yani bilmiyorum yani haber yollarsa tabii gereğini yapardı ama zannetmiyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe ilgilendiğini düşünmüyorum. Ama Türkiye'de en çok futbolda ilgilenen siyasi eee Tayyip Bey herhalde bu konuda e, sele sene seçime giderken futbolun ne olduğunu e, bilir herhalde diye ama, düşünüyorum. Ama yani bence e, Mehmet Büyükekşi Başkanı yani giderse kim gelecek? Kaos olabilir mi ligin ortasında? Belki sezon sonunda Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Mehmet Büyükekşi belki değişebilir. Peki e, siyasetle futbol ilişkisi bence kaçınılmaz. Yerel yönetimlerde pek çok kulüp e, eskiden belediye başkanlarına e, şeydi mecburiydi. Şimdi e, çeşitli sponsorlar bulunuyor ama yine de. Çok büyük bir borç batağı var. Dolayısıyla evet. bu borç batağında zaten ayağa kalkma ihtimalleri yok. Bursa sporun hali ortada. Bu bağlamda Dursun Özbek e, çok ilginç bir manevra yaptı. Doğrudan pek de siyasette rastlamadığımız bir şekilde Murat Kurum'a dedi ki İstanbul'a yakışır. Bu Riyad meselesini unutturup Galatasaray'ı öne geçirmek bizim üzerimize gelmeyin demek için miydi? Ustaca bir taktikler der misin buna? Vallahi tam e, Dursun Başkan tam yani bilmiyorum neden bunu söylediğini Herhalde o an hoşuna gitti Murat Başkan'ın yani Murat Kurum'un oraya gelmesini. Ondan dolayı bilmem Ekrem İmamoğlu ziyaret etti mi etmedi galiba. E, ettiğinde daha de daha... şey mi diyecek Ekrem de İstanbul'a <laughs> yakışır mı diyecek? Bilmiyorum etti mi bilmiyorum ama yani bilmiyorum Riyad'la alakası yok. Riyad'la unutuldu gitti. Riyad'ın konusu kapandı artık yani o kapandı. Bence yani onu bilmiyorum neden söylemek istediğini belki de Murat Kurum Bey'e daha fazla güveniyordur. Ondan dolayı söylemiş olabilir. Galatasaray camiasında bir tepki var mı? Benim gördüğüm kadarıyla var çünkü. Hiç bilmiyorum ama şu an takım iyi olduğu için hiçbir tepki falan yani pek ortalıkta olmaz. Her şeyden önce Enver'cim futbol takımın iyiyse, sportif olarak iyi gidiyorsa her şey su kaldırır. Ama futbol takımın kötü gidiyorsa her türlü tepkiler de öne çıkar. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe şu anda federasyon ve hakemler üzerinde ve medya üzerinde baskı kurmaya e, çalışıyor mu? Çünkü bunlar olmadan Türkiye'de şampiyon olunmaz deniyor. Doğru mudur? Yani medyanın üzerinde yani bilmiyorum ne derece kuruyorlardır ama federasyonu etkilemek için her türlü demeçler veriliyor. Her türlü etkilemek için bir takım e, hamleler yapılıyordur. Do gayet de normaldir. Bunlar hepimiz yapmışızdır. Her kulüpte ya, elinden geldiğince yapıyordur. Mesela eee önceden konuşurlar mesela mesela kazanır konuşurlar hep bunu önleme önlemedir. Yani kazanınca da konuşur. önlemedir. Ama bir iki haftadır hakemler öyle kötü değil. Birkaç haftadır kötü gitmiyor. Yani iyi gidiyor. Biraz daha cesaretlendiler. Yeni de Ama... etkilemeye, etkilemeye çalışan oluyor mu? Yok. Bizde öyle bir şey yok. Biz neyse onu söylüyoruz zaten. Bizi Ay, Abi, Hayır biz... yani şimdi sen herkese dostsun. Ya Sinan gözünü seveyim biraz bizim hocayı da rahat bıraksınlar falan dediğin oluyor mu? Yok hiç öyle bir şey yok abi. No, biz fark etmiyor yani